Hello? olsun sana be. Artık son matematik dersimize geldin Tonguç Eren Bey'im. 7'den 8'e hazırlık kampımızda. Yaz iyi geçti hocam. Bu son matematik çalıştım. dersimizdeyiz. Gerçekten de Temmuz ayını süper verimli geçirdik. Şimdi artık LGS bizden korksun. Geometrik işlemler konusunda beraberiz ve LGS'ye adım, adım ilerlemeye devam ediyoruz. Hayalimizdeki liseye gidiyoruz Tonguç Eren Bey'im. Seninle beraber 7'den 8'e en önemli basamak. Yani yazı iyi geçiren tayfadınız biz. Ve gerçekten de sağlam bir şekilde başladık. Hocam. Bomba gibi başladık. Son tekrara kadar adım adım ilerleyeceğiz ve LGS 2025'in içinden geçeceğiz sonuç olarak. Sayısal 2024 sınavımız oldu, bitti maşallah diyoruz ama biz bak mesela bu geometrik isimlerle alakalı sorumuz bak tak diye açtım çıktı. Dolayısıyla biz de geometrik isimleri zaten her sene görüyorduk. Beşte, altıda, yedide her sene görmüştük ve sekizde biz dik prizmalar açınımları, e, silindirin hacmi yüzey alanı, dik piramitler ve açınımları ve koni açınımına bakacağız. Sonuç olarak bunlar aslında prizma ve piramitlere bakacağız. Ve geometrik cisimlerde 5. sınıfta Tonguç'um dikdörtgenler prizmasına bakmıştık. Aynı zamanda 6. sınıfta bunun hacmini incelemiştik. Sadece burada alan vardı. Bu da hacmine geçmiştik ve 7. sınıfta da çemberin çevresi ve dairenin alanı konuları bunun silindir koni gibi konuların temellerini oluşturuyordu. O yüzden buraya aldık. Ya dolayısıyla bak sen bu konuları anlayabilmek için ilk başta çemberi bilmelisin, daireyi bilmelisin, dikdörtgen prizmasının eski hallerini bilmelisin. Dolayısıyla bu temellerin üzerine bu konuyu inşa edeceğiz ve biliyorsun kampımızda gün gün ödevlerimiz de var. Bu ödevlerimizi nereden biliyorduk? Hemen söyler misin bana evladım? Benim 7'den 8'e setim. Hazır. Harikasın. 7'den 8'e hazırlık setimizin içerisinde bu arada çok yakın kaldı artık bu da 0'dan 8'e hazırlık setimizi kullanmaya başlayabileceksin. Şimdi çünkü artık bunu bitiriyoruz ve şimdi nereye geliyoruz? 8'de 8'de hazırlık setimize Bak burada gerçekten olağanüstü bir konu anlatımı var. Yani 0'dan sekize sayısal ve sözel kitaplarımızda. Dikkat edelim bak burada. Aslında bu şimdi işleyeceğim konunun konu anlatımları var. Bütün konuların konu anlatımları aslında bu kitabımızın içerisinde var ve sen de bundan çalışarak LGS'de sınavlarında okulla kesinlikle başarılı olacaksın. Buna gelmeden önce hemen sana ödevini vermek istiyorum Tonguç Erhan Bey'im. Fazla uzatmıyorum biliyorum. Sıkılıyorsun ama hemen 7 ...7'den 8'e hazırlık kitabımıza ödevsiz bir öğrenci... ...balkonsuz bir eve benzer. Süper. Matematikte artık son testlerimiz. Yani matematik bitti artık diye düşünebilirsin. Beceri temelli sorularla temel oluşturma çalışmalarına geçmeden önce... E, ...burada dikkat edelim... Test 1 ile başlıyor sayfa 134'ten Tonguç Elen Bey. Dikdörtgenler prizmasıyla 5. sınıf. Sonra birazcık 6. sınıf tekrar yapıyoruz hacmiyle. Sonrasında 7. sınıf tekrarında çember ve daireyi yapıyoruz. Sonrasında sen bu kitabın sonunda Tonguç Elen Beceri temelli sorulara temel oluşturma çalışmalarıyla alakalı testlerimizde lütfen çöz Tonguç'un. Bu kitabın gerçekten önemli bir kısmı da bu da. Hadi bakalım o zaman dersimiz süper bir şekilde başlasın. Senle beraber bak 5 beş, 5. öğrencimiz dik prizmanın açılımı ve yüzey alanı vardı. altıncı sınıfta dik prizmanın hacmi vardı ve 6 ve 7'de Tomurçeren Bey'im çember ve daire konularımız vardı. İşte biz bunları tekrar edince sağlam bir temelle başlayacağız. Bir kere hemen başlayalım. Dik prizmalar ne demek? Dik prizma, e, üstüne oturabildiğimiz... Harika, süper. Mesela Tom Bey, bu kutunun üzerine oturabilirsin. Böyle oturursun. Buyurun, hocam. Ama bu kutunun üzerine oturamazsın. İşte bunlara biz piramit diyoruz. Üzerine oturamayacaklarımıza piramit diyoruz. Üzerine oturabileceklerimize prizma diyoruz. Prism. O zaman bak bu üzerine oturabilirsin. Çok güzel, puf da olabilir bu. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla buna biz prizma diyoruz. Ve alt tarafı dikdörtgen olduğu için... ...tabanı dikdörtgen olduğu için... ...yani oturduğumuz yer aslında üzerine oturduğumuz veya alt tarafı şurası dikdörtgen olduğu için Tonguç Erdoğan'ın buna dikdörtgen prizma diyoruz. Peki bunun özelliklerini hemen söyleyelim mi? Şu en alt yere ne diyoruz biz? Tabanı diyoruz. Tamam. Tabanın bir tabanı var. Harikasın bravo diyorum sana. Mesela e, aynı zamanda şuradaki şu noktasına biz bunun bir köşesi diyoruz Tomuş Bey. Aynı zamanda şu uzunluğuna yani yüksekliğine biz yüksekliği diyoruz bunun. Yükseklik yani yerden yüksekliği bak burası yer ya tamını yer ya. Evet, Odan yerden yüksekliği bu kadar. Ee, ve aynı zamanda şuradaki herhangi bir kenarına da biz bunun ayrıt diyoruz. Bak bunun bir sürü ayrıtı var. Bu ayrıtı var, bu ayrıtı var, bu ayrıtı var, bu ayrıtı var, bu ayrıtı var. bir sürü ayrıtı var. Yükseklikleri de bunlar Tonguç eren beyim. Yani şöyle bir şekil var. Bak burada gördün. Bunu koyduğum zaman yere. Bunun yer e, yer aslında tabanı burası oluyor. Bunun yerden yüksekliği burası oluyor. Mesela şurası yer gibi düşün. Elim yer gibi düşün. Bunun e, tabanı burası, tabanı elime dokunan kısmı ve yerden yükseklik burası gibi şöyle düşünebilirsin. Hatta şöyle üç boyutlu senin için yapıyorum. Bak burası yükseklik, burası oturduğu yer, elime oturduğu yer tabanı diyoruz. Peki bir sürü köşesi var değil mi? Kaç tane köşesi var? Bir, bir iki, iki, üç, sekiz. dört, beş, altı, yedi, sekiz tane köşesi var. Bravo diyorum. Kaç tane ayrıtı var? Ee, Bak, sayıyorum. Bütün e, kenarlarını ayrıt diyoruz. Bir, iki, üç, dört tane burada aynı zamanda alt tarafta bir iki üç dört tane bir de burada bir iki üç dört tane de on var. tane toplam on iki tane et var yani bunlar önemli bu arada hani burada sekiz köşesi var yani görebilmemiz için on iki ayrıtı var e, bu da çok önemli bir kavram diyoruz peki bak şimdi bir de küp var Tonguç küp hemen bakalım bak bu küp bu kübün aslında yine aynı şekilde dikdörtgen prizması gibi 8 tane köşesi var. 12 tane ayrıtı var. Burada çok enteresan bir şey söylüyorum. Bak bunun yüzeyleri var. 1, 2, bak üst, e, alt, e, sağ, sol, ön, arka gibi bunun toplam 16 pardon özürüm 6 tane yüzeyi var zaten. O yüzden biz ne yapıyoruz biliyor musun? Zar kullanıyor Bak zar. Zarda kaç tane numara var biliyor musun? Hatırlıyor musun? Gübeş. Hayır ne diyor bir şey oğlum? 1 2 3 4 5 ve 6 altı. altı tane yüzey olduğu için zaten zarın üzerinde altı tane Hep numara yek. var diyoruz. Bravo diyorum. Hep yek ne Allah'ım yarabbim. Kare prizma dediğim şey de tabanı kare olup ama yükseklikleri aslında kareyle aynı olmayana biz kare prizma diyoruz. Bak bütün ayrıtları farklı. Yani taban ayrıtları ve yüksekliği farklı. Kare olan tabanı bir de bütün tarafı, bütün yüzeyleri kare olan... E, şeklinde biz küp diyoruz. Peki dikdörtgen prizmasının açılımını bir saniye beraber bakalım. Tonguç Erhan burası çok önemli. Bunun kaç tane köşesi vardı? Sekiz. Kaç tane ayrıtı vardı? On iki. Peki kaç tane yüzü vardı bunun? Yüzsüz. Hayır ne alakası var? Altı tane yüz var. Aynı, Aynı küp gibi altı tane yüzey var diyoruz. Peki bunu açtığım zaman ne çıkıyor biliyor musun? Bunu açtığım zaman Tomuş'um hatta bunun için böyle bir şekil de var aslında böyle. Böyle açtığım zaman hop görüyor musun? Aa. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane yüzey çıkıyor. Aslında böyle de görebiliyoruz. Bak bir altı tane yüzeyimizle buradan görebiliyoruz. Hatta böyle kapattığımız zaman ne çıktı? Bak dikdörtgen prizması gibi bir kare prizma. Sizir gibi oldu hocam. Tebrik ediyorum. Şimdi Tom şereben burada hemen e, ultrasonik cihazlarımızı buraya koyalım. Şimdi bak dikkat edin. Pembe üstü, pembe gönlüm. Sende. Harikasın baba diyorsan. O zaman önü mavi. Bak burası da burası. Bak sağ sarı. O zaman sağ sarı çiziyorum Bak. Ama sağ sarı olduğu için bak burası sağ ise burası da sol görüyor musun? Aynı Sağ sa sarı sarı. Bak burası önü ya. Bunun arkası da mavi olmak zorunda. Ön arka. Bak üstü ya pembe. Bunun altı da pembe olmak zorunda. Dolayısıyla bak çok önemli bazı şeyler yazacağım. Sağla sol yüzey alanı birbirine eşittir. Önle arka yüzey alanı birbirine eşittir. Ee, üstle alt yüzey alanı birbirine eşittir. Toplamda da altı tane yüzey vardır. Üç tane farklı yüzey ama altı tane toplamda yüzey var diyoruz. Peki Tonguş Hanım hemen sana böyle bir soru çözelim. Bak bu bir dikdörtgen firması. Bunun taban ayrıtları bak 6 ve 4. Tabağı 6 ve 4 e, şeyle olan hani eee uzunluklarında olan. Şurası mesela sallıyorum 4'se şurası 6 olacak şekilde bir dikdörtgenler oluşuyor. Peki yüksekliği kaçmış bunun Tonguç Ela'm? 2. Harikasın. Yüksekliği yerden yüksekliği 2. Burası da 2, burası da 2, burası da 2. Dolayısıyla buralara 2 diyorum. Bak görüyor musun? Mavileri açtığım zaman mavinin kısa kenarına 2 diyorum. Mavinin uzun kenarı kaç? Ee, altı. Harika. Burası ise burası da altıdır çünkü. Burası da altıdır. Burası da altıdır. Burası da altıdır. Buralarda ikidir Tonguç Eren Bey'im. Peki burası dörtse bak şurası dörtte ya sarının bir kenarı. Burası da aynı zamanda sarının uzun kenarıdır. Burası da sarının uzun kenarıdır. Ve bu şekilde bütün kenarları bulabiliriz. Sarının kısa kenarı buralarda ikiydi. Ve buraların hepsinin kaç santimetre olduğunu bulabiliriz. Peki taban alanı nedir bunun? Tabanı pembe değil mi bunun? Evet hocam. O zaman altı kere dört. 24. Bayağı zor bir soru. Bravo diyorum sana. Peki yanal alan nedir? Yanal alan dediğimiz şeyse... ise Tonguş Eren bunun etrafındaki bak mavi var ve sarı var. Ama burada sarı varsa burada da sarı var. Burada mavi varsa burada da mavi bu var. Yani etrafındaki alan taban alanın dışındaki yerler. Buna üst taban buna alt taban dersek etrafındaki alan yani bir iki üç dört tane alandan bahsediyoruz. Burası mesela mavinin alanı altı kere ikiden on iki artı e, Sarının alanı... dört kere ikiden sekiz. Buradaki dikdörtgenlere yazıyorum. Ama bu sarıdan iki tane var. Maviden iki tane var. O zaman bunun da iki ile çarpımı yani kırk santimetre kare diyorum. On iki artı sekiz. Yirmi çarpı iki kırk dedi. Peki yüzey alanı nedir? Tonguç yüzey alan dediğimiz şeyse aslında bütün alanlar. Kaç tane alanı var bunun Tonguç Erhan Altı. Harikasın. Altı tane yüzey var demiştik seninle beraber. Bu arada altı tane yüzey varsa hepsini toplayabiliriz veya yana alanla taban alanlarını toplayabiliriz. Bu da başka bir yöntem. Ama her, hemen seninle böyle yapalım. Bak burası pembiş. Altı kere dört. Yirmi dört. İki tane olduğu için kırk sekiz. Pembiş pembiş görüyor musun? Peki dört kere iki sak, e, sekiz değil mi Tomşu? Sarı al sarı alan söylüyorum. Sarı alandan iki tane olduğu için on altı buradan geliyor. Dört kere iki sekiz çarpı iki on altı. Maviler altı kere iki. On iki. İki tane olduğu için mavi. 12, 24, 24. tabi görüyoruz. Dolayısıyla bunları topladığımız zaman 88 santimetre karede yüzey alanı yani bütün yüzeylerin alanı çıkıyor. 7'den 8'e yaz kampı tüm hızıyla devam ediyor. 7'den 8'e hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana, LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Geldik hemen. Kare prizmanın açılma yüzey alanı. Kare prizma dediğim şey zaten demin gösterdiğim sana şeydi. Bu kare prizma diyorum. Ellerim de tamamen boyu oldu gerçekten de. Bravo diyorum sana. Peki kare prizmanın açılımını yaptığımız zaman. Bak dikkat et hemen sana böyle açalım bunu. Böyle açtığımız zaman. Bu arada bu alan burada da olabilir. Fark etmez bunu böyle çizmişiz çünkü. Bak buralar kare. Buralar kare. Şu iki tanesi kare. Bunlarsa dikdörtgen gördüğün gibi. Dört tane dikdörtgen iki tane kare var mı? Var hocam. Peki bu karenin bu karenin aslında bak burası altı santimetre ise tabanı bir kare ise burası da altı olmak zorunda değil mi? Yani. O zaman bu karenin kenarları altı altı. Peki bu yükseklik on olduğu için burası da on on değil mi Tonguç Eren Bey? On 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 on. on. Harikasın. Hepsi on, Hepsi on on on. Bak burası da on burası da on burası da on burası da on. Ay burada geldi ona gerek yok. Tam burası altı, burası altı, burası altı, burası altı, burası altı, 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 altı. Bak hepsini yazmış oldum bu sayede. Bütün ayrıtlarını yazmış oldum. Şimdi hemen söyler misin bana taban alanı nedir bu? Bir kere tabanı bir e, kare değil mi bununla bilelim. Bak şöyle bir kare değil mi? Altı, altı kere altı. altı otuz altı. Süper zekisin. Bravo diyorum sana. Peki yan alanı nedir? Hadi bakalım. Bunun yüzey alanını söyleyin arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Şey Gerçekten challenge'ımız başladı. Bunun yüzey alanını söyleyin arkadaşlar. Ve cevabımız ...evet tebrik ediyorum seni... ...yevabımı... ...Ankara... ...evet bravo diyorum sana... ...evet bravo diyorum... ...sen yan alanına bravo diyorum sana... ...yan alanına baktığımız zaman... ...burada dikkat edelim... Bu, ...bu aslında sol taraf... ...bu sağ taraf... ...bu ön taraf... ...bu arka taraf... ...bundan altı kere ondan ...yani şu dikdörtgenden dört tane var... ...o zaman 60'tan 4 tane var... ...240 diyorum... ...peki yüzey alan nedir... ...bundan iki tane vardı... ...bak üstte de var... ...altta da var... 36 burası, 36 burası, 72'yi toplayıp 312 yani Ankara'nın telefon kodunu bulmamız gerekiyordu. Sıfır üç yüz on iki, dört yüz on Kare ayrıt uzunlukları toplamı, küpün ayrıt uzunlukları toplamını eşit demiş. Tamam, süper. Kare prizma demiş buna, tamam, bravo diyorum. Küp dediyse burası sekizde, burası sekizdir. Burası sekizdir, burası sekizdir. Ya her yer sekizdir arkadaşım, küpün bütün ayrıtları birbirine eşit. Kaç tane ayrıtı vardı toplamda? Eee... dikkat edin bütün küplerde ya. sekiz hayır sekiz tane köşe vardı on iki tane ayrıt vardı bütün dikdörtgen prizması kare bilmem küp hepsinde on iki tane ayrıt var dolayısıyla on iki tane ayrıt varsa on iki çarpı sekiz yani doksan altı santimetre bun... pardon santimetre santimetre kare değil santimetre bunun ayrıt uzunlukları toplamıdır diyebiliriz çünkü on iki tane sekiz var bunda peki burada da on iki tane 12 tane ayrıt var ve bunların toplamı bunların toplamı eşitmiş. Burası 12 ise burası 12 değil mi? Evet. Burası 12 değil mi? Evet. Burası 12. Burası burada bir tane daha böyle arka tarafta bir 12 var falan filan değil mi? Dolayısıyla aslında bunun 4 tane yüksekliği var ve bu 4 tane yükseklikte 48 etmiyor mu Tomuçer abi? Evet hocam. 12 12 12 12 ve 96 e, aslında bunun da ayrı uzunlukları toplamıymış. Ha. O zaman 96'dan 48'i çıkartırsam 48 bunun aslında geriye kalan bu dört tane ayrıtını toplamıştık ya sekiz tane ayrıtının toplamı şu 8 tane ayrıtının toplamı da aslında 48 olmak zorunda. 48'i 8'e bölersem 6 santimetre kare prizma olduğu için bütün bu geriye kalan pıtırcıkların toplamı Tonguç Eren Bey'im 6 şar santimetreymiş. Bak senle beraber sağlamasını yapalım. Altı 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 altı. Kaç tane var? Sekiz tane var. Altı kere sekiz. Kırk sekiz. Artı on iki kere dört. Kırk sekiz. Ve doksan altı. Oh be. Demek ki bununla bunun ayrı uzunlukları toplamı birleşti. Tamam. Devam ediyoruz. Kare prizmanın yüzey alanı kaçtı demiş. Yani şunun yüzey alanı sormuş bize. Ne demiştik? Toplamda iki tane taban var. Bak bu ve bu. Ve bunların alanları al, 36 artı 36'dan 36 artı 36'dan 72. Artı bir de şu kare prizmanın açtığımız zaman şurada bir dikdörtgen var görüyor musun Tonguç Hocam Burası kaç? 6 kere 12. 6 bu kenar. Burası da 12. 6 kere 12 72. 72'den kaç tane var bunu açtığımız zaman? Dikkat. et. 1 2 3 4 tane var. 36 36 72. Bir de burada 6 kere 12'den de bu 72 olduğu için 70 70 70 4 tane de 72 var. 72 ile 4'ü çarparsak kaç eder? 200 288 eder. İşte biz bu ikisini topladığımız zaman 288 ile 72 topladığımız zaman 360 santimetre kare diyoruz ve geldik küpün açılımına yüzey alanında. Şimdi hemen söyler misin bana kübün bütün kenarları birbirine eşit değil mi? Evet hocam. Bütün kenarları eşit. O zaman 6 tane aynı alandan var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane aynı alandan var. Ve 6 tane aynı alandan hatta şöyle göstereyim sana. Şöyle bir sistematik. E, Kutu açılımı. Evet bak şöyle altı tane aynı alanda var. Görüyor musun? Şimdi ben bunu istersen bu alanı buraya da eklerim. Fark etmez. Dolayısıyla altı tane bu aynı alandan Tonguç çevirdim benim. Biz bunların her birisi beş kere beş yirmi beş değil mi? Evet. O zaman yirmi beşten altı tane olduğu için bunun yüzey alanı yirmi beş çarpı altıdan yüz elli etmez mi Tonguç evladım? Eder. Harikasın. Bak bunu hemen bulduk. Şimdi geldik. Ayrı uzunlukları toplamı yüz sekiz olan bir kübün yüzey alanı kaçtır? Ya ayrı uzunlukları bunun kaç tane ayrı toplamda? 12 ayrıt değil mi? Bak bunu hmm. hiç hiç zaman unutma. 12 tane ayrıtı vardır. 12 tane ayrıtın toplamı yüz 108'miş. E küp olduğu için bütün ayrıtları birbirine eşittir kardeşim. 108'i 108'i 12'ye bölelim seninle beraber. 9 kere. 9 kere 12 108 eder. Dolayısıyla her bir ayrıtı yani bir küp çizsen bak bunu da şöyle çiziyoruz. Böyle bir tane kare çiziyorsun tamam mı? Sonrasında Tomuş arkasına bir tane daha kare çiz. ama şöyle. Üst üste gelecek şekilde. Sonra bunları birleştiriyorsun. Görüyor musun? Al sana Dolayısıyla üç boyuta böyle geçiyoruz sonuç O zaman bir tane kare çiziyormuşuz. Bir tane kare çiziyormuşuz. Sonrasında bir tane daha kare çiziyormuşuz. Böyle altından böyle gelecek şekilde. Nazi sembolüne benziyor Allah'ım yarabbim. <laughs> evet burada bunu o zaman her bir uzunluğu kaçmış? Dokuzmuş. Dokuz, 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 dokuz. Ve sonuçta ne oluyor evladım benim? Yüzey alanı kaç santimetre kare diyor. 9 kere bir değil mi? Evet. 81'den kaç tane var burada? Altı. 6 Altı tane var. 486 yüzey alanı. Yüzey alanını gördük şimdi hacimde de şöyle bir şey var. Taban alanı, taban alanı çarpı yükseklik denilen bir formülümüz var. Sadece prizmalarda geçerli tabii ki. Prizmalarda taban alanı, taban alanı mesela burada A, B, C ayrıtlarına sahipse A çarpı B'dir. Yüksekliği kaç bunun evladım benim? Ee, sıfır. Hayır, yüksekliği. A c, c c. O zaman a çarpı b çarpı c bu dikdörtgenler prizmasının hacmidir, bitti bu kadar. Yani bütün farklı ayrıtların çarpımıdır. Kare prizmanın hacmine baktığımız zaman taban alanı bunun aslında bir kare değil mi Allah şuna? Evet. O zaman şurası a'nın karesi değil mi? Ve yüksekliği de h zaten a'nın karesi çarpı h'dir. Bu da kare prizmanın hacmidir. Yani aslında şöyle yapıyoruz ya. A çarpı A çarpı H yapıyoruz. Yani burada yaptığımız aynısını yapıyoruz bu arada. Ha, söyleyeyim sana. Burada da mesela ne yapıyoruz sonuç olarak? Burada taban alanı burada A çarpı A değil mi? Evet. Ve bir de A ile çarparsak A'nın kübü oluyor. Yani aslında ne yapıyoruz? A çarpı A çarpı A yapıyoruz. Dolayısıyla aslında bu da yaptığımızı aynen diğerlerine uyguluyoruz ve kısa yoldan yazıyoruz aslında bunları. Bunu A çarpı A'yı A kare diye yazdım. A çarpı A çarpı A'yı da A küp diye yazdım. Dolayısıyla bunların hacimlerini buluyoruz. Şimdi hadi bakalım sana de süper bir olimpik soru yapıyoruz. Olimpik. Gerçekten içinde süper havuzda içinde şeyler ne yüzüyor bunlar? Japon balipistes Lepistes mi bunlar? Ne bunlar? E, Piranha hocam. E, Allah'ım ya çok film izliyorsun. Bravo diyorum sana. Şimdi hemen şunları alalım. Şekilde tamamen tuzluklarına verilen dikdörtgen prizması şeklindeki akvaryumun iki bölü üçü suyla doldur demiş. Akvaryumun yüksekliği 60 santimetre olduğuna göre içindeki suyun hacmi kaç santimetre küt demiş. Şimdi akvaryum yüksekliği buradan buraya kadar 60 santimetreymiş. Oo. Ve iki bölü üçü doluymuş. Hepsi doluymuş değil mi? İyi bari. O zaman şimdi 60 santimetre 60 santimetre su dolu mu evladım Evet. Hayır değil oğlum 2/3'ü doluymuş. Yani 40 cm'si dolu. Aha. Ha. Evladım sen matematik hapı mı yuttun? Nasıl bu kadar hızlı çözdün? Balık hapı yuttum hocam. Evet kimi 60'ın 60'ın 2/3'ünü buluyoruz. 2/3'ünü bulurken 3'e bölüyoruz aslında 60'ı. 20. Bir de bunu iki ile çarpıyoruz. 40. O zaman 60'ın 2/3'ü 40. O zaman aslında şuradan şuraya kadar 40 santimetresi doluymuş ve bu aslında tonguç eren bey ben havuzu şöyle baktığım zaman aslında bu bir dikdörtgenler prizması haline geliyor. Bak şöyle bir dikdörtgenler prizması şöyle bir dik... yani suyun bulunduğu bölgeyi yapıyorum. Burada Tonguç Erhan burada yüksekliği 40 olan bir dikdörtgenler prizması. Taban alanı aynı değil mi? 80 çarpı 20. 80 çarpı 20 taban alanı. Kaç eder? 8 16 1600 santimetre kareden. Bunu ne yapmam gerekiyordu? Taban alanını yükseklikle çarpmam gerekiyordu. 1600 çarpı yükseklik kaçmış? 40'mış. 40 çarptığım zaman ne çıkıyor Tonguç Eren Bey'im? bin santimetre küp çıkıyor. Hadi bakalım hediyelik bir soru yapalım sana beraber. Görselde bir taban ayrı uzunluğu verilen 64 santimetre yüksekliğindeki kare prizma şeklindeki kolinin içine bir ayrıt uzunluğu 8 santimetre olan küp kutular ya. Yani kutunun içine kutu yerleştireceksin. Yaptın mı böyle bir şey hayatında hiç? Yani kutunun içine kutu yerleştiriyoruz hocam yani bazen. Hani sürpriz kutu olsun diye içinden boş kutu çıkıyor. Bir daha bak, çıkıyor, bir daha da boş kutu. Hemen bir şey yaptık. Ne yaptık? Aslında bak şöyle aslında size resim dersi de vereyim. Şöyle yapınca aslında bu arka tarafta kalmasını sağlıyorsunuz. Yani kutunun içi ya bunun. Hani böyle birazcık daha böyle yaparsanız kutunun içi gibi gözükür. Öbür türlü sen yani kutunun dışı gibi gözüküyordu. Ve şu çizgi çok önemli. kontur çizgisi de çok önemli Tonguç Eren Bey'im. Çünkü içeriye doğru derinliği veriyoruz. Bravo diyorum. Yazın resim derslerimize devam ediyor Tonguç Eren Bey'im. Karikatür derslerimizde. Buraya güzel bir şirin bir köy çizelim. Evet bravo diyorum. Şimdi görselle bir tamamen uzunluğu verilen 64 santimetre yüksekliğinde kare prizma varmış. Kare prizma olduğu için burası 24'tür. 24 ise burası da 24'tür. Ve 8 santimetre uzunluğunda bir küp. O zaman burası 8, burası 8. Bütün ayrıntıları 8. En fazla kaç kütü? Şimdi bunun hacmini bulalım mı sana beraber? Bulalım hocam. Nasıl buluruz? Tavan alanı yani bir kare olduğu için 24 çarpı 24 çarpı yükseklik yani 64. Şimdi bu aslında bütün büyük kolinin aslında nedir evlenmeyim? Ee, hacmi. Kolinin hacmi. Peki... Hemen söylüyorsun burada. Buradaki küçük küp şeklinde kutuların hacmi nedir 8 çarpı 8 sekiz çarpı 8'dir. Dolayısıyla 8'in kübüdür. Ve biz kutunun hacmi. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Kolinin hacmini kutunun hacmine bölelim ki kaç tane çıkacak onu bulalım. 24 çarpı 24 çarpıp hiç bu amele gibi çarpmıyorum dikkat. Et. Bölü 8 çarpı 8 çarpı 8. Ne yaptım? Kolinin hacmini kutunun hacmine bölüyorum. Sadeleştirmeler. İnanılmaz basit. Matematik mucizelerle dolu değil mi Tomuş herhalde? Evet hocam. Üç buradan. Sadece işte üç buradan. Sadece işte sekiz buradan. Üç kere üç. Sekiz. Dokuz. Yuh. <laughs> evet bravo diyorum sana. Gerçekten üç kere beğeniyor. üç bazen sekiz de olabiliyor. Do <laughs> evet. Dokuz kere sekiz. Yetmiş iki. Yani yetmiş iki tane kutu bunun içine sarf. <laughs> konum varsa günde 15 dakikana ayır eksik olduğu konunun üzerinden mutlaka soru çöz. Aynen öyle. Çok güzel. Peki nereye hareket edecek sence var? Doğuya. Harikasın ya. X artı 2 çarpı 3 eşittir 36 oluyor. Yaz tatili boyunca bol tekrar öneriyorum. Ne adına? Ünlü daralması adına. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir soru. İkinci Dünya Savaşı bizim için son derece önemli. Sosyale nereden geldin Nadine'cim? Evlilik ve doğum oranının azalması, nüfus artış hızının düşmesi. Bravo. Ve geldik artık çember ve daireyi. Artık son konumuz hemen bitiriyoruz merak etme. Çemberin yarı çapını nasıl gösteriyorduk? R harfiyle gösteriyorduk. E çapını nasıl gösteriyorduk? 2r harfi veya büyük böyle r harfi yazarsak çap demektir. Bu yarı çapı merkezinden çemberin çevresine kadar giden bir çizgi. Çapı da evrenmem buradan böyle uzatırsak bütün bu hepsi diyoruz. Çevresi nasıl hesaplanır biliyor musunuz? Çevresi 2πr'dir tomurcuk. Yani şöyle düşün, ben hep şöyle düşünüyorum. Şuradan bir pire başladı. Şuradan bir pire başladı. Bunlar böyle etrafını dolaşıyorlar. Burada karşılaştılar mı? Karşılaştılar. Ve çevresini dolaşmış oldular. İşte iki tane pirenin... Pireli soru. Aynen. Pire, iki tane pirenin buradan buraya gelmesi gibi düşünebilirsin. Aslında iki pi şeklinde. Pi dediğimiz şey de aslında yaklaşık olarak üçtür diyebiliriz. Bunu da söylemek istiyorum. Yani normalde üç virgül on dört virgül nokta nokta sonsuza kadar giden bir irrasyonel. Başka bir garip bir sayı aslında. Ama biz pi sayısını şöyle hesaplıyoruz. Çemberin çevresini, çemberin çevresini Çapına bölerek hesaplayabiliyoruz. Bu da aklımıza bulsun. Çemberin çevresini çapına bölersek, yani iki 2 iki'ye bölersek aslında pi sayısı çıkıyor ortaya. Şimdi hemen sana böyle bir soru çıkarım. Şekilde verilen bisikletin eş tekerleklerinden birinin çap uzunluğu 40 santimetredir. Çapı 40 O zaman yarı çap kaçtır? 20. E, 40 bölü 2, 20'dir. Bu aslında yarı çapıdır. Yani küçük R'dir diyebiliriz. Peki bu bisikletin tekeri 20 tam tur attığında Serkan Bey kaç metre ilerlemiş olur demiş. Şimdi dikkat et, 20 tam tur. Şimdi bak şunu unutma. Bir tam tur demek, bir tam tur demek aslında bir çevre demek. Bu çok önemli bir bilgi. Bunu LGS'de de çok kullanacağız. Bir tam tur bir çevre demek. O zaman bir çevresini hesaplayalım mesela. Nasıl hesaplanır? 2 çarpı pi çarpı r ile hesaplanır. 2 çarpı pi 3 alınız demiş. 3 çarpı r kaçtır? 20 demiş. O zaman hemen yapalım. 60, 120 santimetre nedir Tonguç Eren Bey? Bunun çevresi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki. Bir çevre bir tam tur demek değil mi? Evet. O zaman 20 tam tur, 20 çevre değil mi Evren Bey? Evet hocam. O zaman bunu 20 ile çarpmayacak mıyız? 20 çarpı 120'den 2400 santimetre yol gitmiş ama demiş ki bize kaç metre ilerlemiştir demiş. Dikkat et herkes bu hatayı yapar. Çünkü zor bir sorudu. Bu da diğer soruyla karışmış olabilir. Dikkat edin ama doğru yapmış hatam eyvallah. Dikkat edelim Tomuş Eran Bey. Burada herkes şu hatayı yapar. Metre santimetre. Bu santimetre bulduk biz. 2400 metre değil. O zaman biz ne yapacağız? 1 metrenin 100 santimetreye çevrilmesinden burada 2 sıfır atıyoruz. 24 metre. Evet. Çember yayının uzunluğuna bakalım sen baka. Bakalım hocam. Şimdi bak burada yarı çapı kaç bunun evladım benim? Ee, altı. Harikasın. Ee, çevresi hemen nasıl hesaplar? İki çarpı pi çarpı r ile hesaplar. İki çarpı pi üç alıyoruz çarpı. Yarı çapı da altı olduğu için 6 e, altı köşe on sekiz. E, on sekiz iki otuz altı santimetre değil midir Tonguç Erhan? Evet bunun hocam. çevresi. Ama ben bunun sadece bir kısmını yani şuradan şuraya kadar hepsi 36 olabilir. Ama ben sadece burasını istiyorsam ne yaparım biliyor musun? Burada işte bir açıya ihtiyacım var Tonguç Eren Bu açıya biz A açısı der diyelim mesela. Bu A açısını bunu alfa diye okuruz ama A diye de okuyoruz. Hiç fark etmez. Buradaki yayın uzunluğu için buradaki merkez açıyı bilmemiz gerekiyor. Burada bir merkez açı vardı. Yani merkezinde oluşan bir açı. Mesela 60 derece, işte 50 derece, 40 derece bilmiyoruz kaç derece oldu. Şimdi Burada mesela bu yüz derece demiş bize tamam mı? O zaman ne yapacağız biliyor musun? Yarı çapı altı olduğu için. Bunun çevresi kaçtı normalde evladım benim? Ee, 36. 36'yı 36 çevresini buradaki açıyla çarpıp 360'a bölmemiz gerekiyor. Açıyla çarpıp 360'a bölüyoruz. 3 açıyla çarptığımız zaman 3600. 360'a böldüğümüz zaman 10 santimetre çıkıyor. Bu kadar basit. O zaman ne yapıyoruz? Çevre çarpı açı bölü 360 yapıyoruz. Yay uzunluğunu bulmak için böyle bir formül var. Gel sen bir de daire diliminin alanına bakalım. Şimdi bu sefer de aynı şey yapıyoruz. Bunun alanını söyler misin bana? Dairenin alanını biliyor musun Tonguç Hocam? Pi, çarpı r kare ile hesaplanıyor. Ve pi 3 aldığımız zaman 3 çarpı yarı çapı kaçmış? 4 santimetreymiş. O zaman burası 4 olduğu için. 4'ün karesi. 3 kere 16. 48 santimetre kare çıkıyor. Bu dairenin alanını bulduk mu? Yani bütün bir tepsinin alanını bulduk mu Tomuşer abi? Evet hocam. Ama ben sadece burasını istiyorum. O zaman ne yapacağım biliyor musun? Dairenin alanını 48'i buradaki açıyla çarpıp açı diyelim ki mesela sallıyorum kaç olsun ee, şey olsun bu e, kaç olsun kaç olsun kaç olsun mesela 60 derece olsun. Burası 60 derece olsun A açısı. 60 ile çarpıp 360'a bölüyorum ve buradan da tak diye aslında ne bulmuş oluyorum? 8 santimetre kare bulmuş oluyorum. Bunda sadece bir, bir kalır. 48 ile altıya de 8 santimetre kare. Yani şunun alanı 8'miş. Bütün hepsinin alanı kaçtı? 48'di. Dolayısıyla bütün hepsinin alanından yararlanarak küçük bir parçasını buluyorum. Bir lezzet soru artık son sonu ve bitiriyoruz dersimizi. Buket çapının uzunluğu 60 santimetre olan büyük boy pizzayı 6 eşitirime ayırmıştır. Bravo diyorum sana. Bu dilimlerden ikisi yiyen buketin yediği pizza diliminin üst yüzeylerinin toplam alanı kaç santimetre Bütün lezzeti gitti pizzana şu an. Ne alakası var? Niye ki? Ya böyle hesaplarsan lezzet olmaz ki. Şimdi ya. evladım bak dikkat et. Orada 60 üstteki sant... zeytinleri toplayacaksınız, mısırları Saçma toplayacaksınız. Ama çapının uzunluğu 60 santimetre. Yarı çapı 30 santimetre değil mi? Evet. Peki bu dairenin bütün alanı kaçtır? Pi çarpı R kareden. 3 çarpı yarı çapının karesinden hatta kaç çıkıyor? 900 çıkıyor. 900 çarpı 2700 santimetre karedir. Maşallah. Peki bunu altı eşdirime ayırmış ve ee, ne demiş? 7 pizzanın iki tanesini yemiş değil mi? Evet hocam. Üst yüzeylerin toplumu. 2 tanesini soruyor. 2700'ü 6'ya bölüyorum tomuş Eren Bey. 2700'ü 6'ya böldüğüm kaç çıkar Allah aşkına? E, 450 çıkar. 450 ve iki tanesini yememiş mi? 450 ile 2'ye çarpıyorum. 900. Hadi bakalım o zaman. ödevlerinizi tamam tamamlayın arkadaşlar. Ödülü sorumuzu yapın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Tonguç Dershane yaz kampını sundu.